orucu hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'a aittir. Buyurunuz Sayın Doğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Alevi inancı ve öğretisinin kutsal günlerden biri olan Hızır orucunun ikinci günü. Tüm canların tuttukları orucun Hak Divanı'na yazılmasını Hak'tan niyaz diliyorum. Bugün de Aleviler 3 gün oruç tutarlar. Hızır aşkına, erleri, pirleri, yoldaşları, uluları adına Hızır şahsında 3 gün oruç tutarlar. Hızır, Alevilere göre yoksulun, güçsüzün yanında dar günün dostudur. O yoktan var olmamıştır, o her yerde, her zaman vardır. Özlem ve umudun adıdır. Mazlumun acısına ortak olandır. Hızır yardır, yarendir, yoldaştır, acını bilendir, yaralara merhem olandır. Bu yüzdendir ki çağrılırken yetiş ya bozatlı Hızır denilerek. Hızır doğaya yeniden can verendir. Hızır bastığı yer can bulur. O baharın müjdecisi, doğanın bereketidir. Yeniden doğuşun yansımasıdır. Hızır direnen, biat etmeyen mazlumun, hakkın ve adaletin koruyucusudur. O zalime karşı her zaman mazlumun koruyucusu olmuş, olmaya da devam edecektir. Hızır ayında semahlarını dönüp evrene, insanlığa, doğaya, suya, ateşe, yeniden doğuşa dua verilir. Nefsini, vicdanını, ahlaki duruşunu gözden geçirme ayıdır bu ay. Hızır bizlere, tüm Alevi inanç topluluklarına, yüzünü kadim tarihine, köklerine dönmeyi, yeniden doğuşu vaat etmektedir. Pir taliplerine, talip pirine, mürşit pirine, müsahip müsahibine, kısacası ikrarımıza yeniden sahip çıkmakla yolun sadıkları olurlar. Aleviler yolun çağ anasırı olan toprak, ateş, su, güneşten duasını alan inancın ve öğretisinin insanlarıdır. Yol açtır, ışıktır, sevgidir, umuttur. Hızır yoldur, aşktır, sevgidir ve umuttur. Hızır yola can olmayı bilendir. Bilen insan yolunu ve kendini de bilmiştir. Yoldan ayrı düşmek, kendi kutsallıklarından kopmaktır. Lokmalar barışa, insanlığa ve evrene darda olana adanır. Ülkemiz halklarının birliğini, dayanışmasını, ahlaki değerlerin gelişmesinin lokmasıdır Hızır lokması. Lokmalar suları kadınlara, çocuklara, darda kalanlara adanır. Semahlar nefesleri, muhabbetler, deyişleri hak için, halk için direnenlere adanır. Çünkü Hızır özgürlük diyenlerin, hakikat arayışçılarının, darda kalanın yar ve yardımcısıdır. Size Hızır'a yazılmış bir şiiri, mersiyeyi okumak istiyorum. Zordayız, zordayız ya Hızır, zalimin ve zorbanın eline, düşkünün dilindeyiz. Boz atlı, nur yüzlü, aksakallı pirim, yoldaşım, yol bilenim, ya Hızır neredesin? Bize güç olmuştun, umut olmuştun, biz seni, sen bize unutmuşa benziyorsun ya Hızır. Çok mu uzaktasın, deryalara dalıp İlyas, dağlarda nebi oldun. Gökyüzünde ay ve güneş oldun, karanlıkları aydınlığa çıkardın. Ne oldu sana pirim, neredesin? Bilmez misin yazılanı, okunanı, tarikatı, yola gireni, pire bağlananı duydun mu pirim? Rızalık alındığını, aklanmak için dara duran canı gördün mü pirim? Hakkın yüzüne kim ulaşmış, hak kapısına kim gitmiş, hak aşığı duydun mu pirim? Hakikat aleminde yüzeni, hakikat yolunu bileni gördün mü pirim? Hakkullah vereni, hal ehlini, hakikat sırrını bileni gördün mü pirim? İkrar ayinini, ikrar edeni, ikrar kurbanını, ikrara bağlanan gördün mü pirim? Düşkünlük dağrı kurulmuyor. Düşkünlük erkanı nerede? Düşkün ocağının ateşi sönmüş. Ya pirim, ya yetiş Hızır'a kal derdi. Dersimli, Koşgirli, Vartolu, Kıhılı. Dağdaki geyiklerle gezerdin, sevdalı yüreklere umut olurdun. Ne oldu sana? Kimseler görmedi seni yakın zamanda. Şahı Orasan'ı niyaz ederim. Şahı Merdan'ı, Şahı Şehidan'ı, Şahı Velayet'i çıkaramam aklımdan. Hangi dondasın pirim? Yoksa sen de mi akıl ermez Yaradan'ın sırrına diyorsun? Bir gece rüyama gir diye yakaran,
sabah kalkıp yönünü hakka dönen, kamil ile kardeş olmaya can atan yol erlerine görün pirim. Bilirim bin bir donda görünürsün. Bir zamanlar Musa, bir zamanlar Babek oldun. Bir zamanlar Eba Müslüm, Hallaç oldun. Nesimi oldun, Pir Sultan oldun ve de deniz oldun. Lakin hangi donda yeniden görüneceğini merak ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Doğan. 13 Şubat Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Erzincan Milletvekili Serkan Bayram'a aittir. Buyurunuz Sayın Bayram. Biz de Erzincan'ın kurtuluşunu kutluyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önceki konuşmacı arkadaşımız Hızır Orucu'nun ikinci günü münasebetiyle tutulan oruçtan bahisle konuya değindi. Ben de Alevi kardeşlerimizin tutmuş olduğu bu orucun mübarek olmasını ve Allah kabul etmesini diliyorum. Hızır Orucu bir umut, bir gelecek, bir tasavvur. İnşallah yeni dönemde ülkemiz için bu umut ve tasavvurun tecellisi olur diyorum. Yine başkanımız güzel bir günün önemine değinen bir konuşma yaptı. 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü ile alakalı. Bizler de diyoruz ki bizlerin milletimize sevdamız var. 14 Şubat'ın Sevgililer Günü ile beraber Millete Sevdalar Günü olmasını da Yüce Meclisime öneriyorum. Sayın 13 Şubat Erzincan'ımızın kurtuluş mücadelesinin destan yazarak milletimizin azmi ve gayretiyle, inancıyla hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği bir gündür. Erzincan'ımız yiğit, mert ve vatansever insanları yokluk içinde o günün şartlarında genciyle, yaşlısıyla üstüne bastığımız bu toprakları vatan yapmış, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyete kadar semalardan indirilmeyeceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Milli mücadelenin Anadolu'da dalga dalga yayıldığı yıllarda Gazi Mustafa Kemal'in yaktığı hürriyet meşalesini birer nefer olmayı kendilerine şeref kabul ederek önce vatan diyerek Çanakkale geçilmez ruhunu burada göstermiş ve hiçbir zaman esarete boyun eğmeyeceğini tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olarak ispat etmiştir. Çok değerli milletvekillerimiz, yakın zamanda 15 Temmuz'da malum hain bir darbe girişimi oldu. İkinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdik. Demokratik yollarla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanını, hükümeti ve parlamentoyu devre dışı bırakarak kendi iradesini ülkeye egemen kılmak amacıyla şiddet, tehdit ve yöntemlerle her türlü kötülüğü de düşünerek ülkemizin kaderiyle, geleceğiyle oynanmaya çalışılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve devletimizin stratejik konumlarını da bombalayarak bu hain saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Ancak milletimizin dik duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın dirayetiyle, ferasetiyle milletimiz darbe yapanlara karşı darbe yapmıştır. Böyle bir hadisenin yaşanmaması için de gerekli düzenlemeler olağanüstü hal kanunu kapsamında yapılmakta ve devam etmektedir. Bu süreçte her zaman olduğu gibi dik duruşuyla bizlere rehberlik eden Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e, tüm bakan ve milletvekillerimize, askerlerimize, polislerimize ve aziz milletimize çok teşekkür ediyorum.
13 Şubat Kurtuluş Günü'nde de aziz hemşerilerimi ve saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle aynı memleket sevgisiyle mücadele ederek Erzincan'ı düşmanlara teslim etmeyen vatan evlatlarını tüm Anadolu'daki milli mücadelede, Çanakkale'de, 15 Temmuz darbe gecesinde ve bugün terör örgütlerine karşı mücadele ederek canını bu toprakların bağımsızlığına adayan aziz şehitlerimizi, iki gün önce Elbap'ta şehit düşen Giresun milletvekilimizin de yeğeni olan, aynı zamanda Refaiye'nin de evladı olan Teğmen Furkan Yayla kardeşimizi, yine şehit düşen Erzincanlı Murat Tevlün kardeşime rahmetle anıyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayram. Balıkesir'in sorunları hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Namık Avuççı'ya aittir. Buyurunuz Sayın Avuççı. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Balıkesir'in sorunları üzerinde gündemde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Balıkesir Kuvayi Milliye'nin toprakları. Balıkesir özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, örgütlendiği ve ilk kurşunun atıldığı ve son kurşunun atıldığı topraklar. Yani kısacası Balıkesir Kurtuluş Savaşı'nın özeti gibidir. İlk kurşun Ayvalık'ta, son kurşun Bandırma Ayıldıztepe'de atılmıştır. Balıkesir kahramanlar şehridir. O Çanakkale kahramanı Çanakkale savaşlarında 276 kilo topu kaldırıp emperyalizmi diz çöktüren Koca Seyit'in memleketidir. Havra'nın memleketidir. Şimdi de aramızdadır. O Koca Seyit'in torunu Sadullah şu anda bizi seyrediyor. Atasıyla da gurur duyuyor. Sevgili hemşehrilerim, Balıkesir'de biz bu toprakları kanla, mücadeleyle aldık. Ama Balıkesir'de bugün atalarının mücadele ettiği toprakları haraç mezat ellerinden almak istiyorlar. Bakın, bizim bugün Balıkesir merkezde 1/100 binlik plan onaylandı. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi onayladı. Şu anda buna ilişkin itirazlar, davalar devam ediyor. Ancak daha henüz bunlar kesinleşmeden Balıkesir merkezdeki Adalet ve Kalkınma Partili AKP'li ve diğer Karasi Belediyesi 1/5 binlik planları mecliste onaylayıp uygulamaya koydular. Burada ne oldu bakın şimdi? Balıkesir'de Türkiye'nin ikinci büyük küçük sanayi sitesi var arkadaşlar. Tam 1100 dükkan, 10 bin çalışan var burada. Bunların hiç haberi yok. Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla burayı AVM yapacak, rezidans yapacak, iş merkezi yapacak. Bizim esnafımıza 30 yıldan beri oradan karısının bileziğini satmış, çocuğunun sünnet altınlarını satmış, dükkan almış, ekmek yiyen Süleyman Usta'yı, boyacı İsmail Usta'yı kapı dışı ediyor. Nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Kredi yok, para yok. Bu insanları bugün böyle bir sorunla karşı karşıya. Biz buradan belediyeyi uyarıyoruz. Haddinizi bilin, vatandaşın mülkiyet hakkına kesinlikle saldırmayın. Değerli milletvekilleri, bakın yine Balıkesir'in etrafında büyük bir rant var şu anda. Balıkesir merkeze yakın Kavakdere köyünde 470 dönüm yer alan üst düzey siyasetçilerin danışmanları imar planları yapılmadan önce bunları almış. Şu anda köylülerin elinden ucuza aldıkları yerleri kapatarak kendilerine büyük imar rantı sağlamışlardır. Bu sadece orada mı? Hayır. Balya Müstecap köyünde. Orada organize sanayi yapacağız düşüncesiyle, tavrıyla, planıyla köylülerin elinden dönümünü 3000 liraya, 2000 liraya yer kapatmaktadırlar. Bu senaryoyu biz Bandırma'da gördük. Köylünün elinden dönümünü 10.000 liraya aldıkları yerleri sanayi alanına çevirerek dönümünü 200.000 liraya kadar rant sağlamışlardır. Biz buradan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini, İmar Bakanlığı'nı, İskan Bakanlığı'nı uyarıyorum. Bu toprakların bir takım Ali Cengiz oyunlarıyla arttırılan rantı bu milletin rantıdır, halkın rantıdır. Sermaye rantı peşkeş çekmeyin. Buradan uyarıyoruz. Yine Susurluk Şeker Fabrikası bizim. Bölgeye hayat veren ve gerçekten de sadece hayvancılığın, üreticiliğin değil, bölgenin önemli bir ekonomik potansiyeli. Sadece bugün için orada çalışan 353 kişi
ve yılda Türkiye'ye sağladığı potansiyel ekonomik değer 1 milyon lira. Ve bu da şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeker politikası, yanlış şeker politikası sebebiyle bölge çiftçisi büyük bir ızdırap içerisinde. Buradan sesleniyoruz. Bundan 2 yıl önce 8000 üreticiyle sözleşme yapan şeker fabrikası bugün sadece 500 çiftçiyle sözleşme yapıyor. Bölge halkı Susurluk'ta derhal şeker fabrikasının rentable çalışması için gerekli önlemlerin alınmasını diliyor. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, bugün Sayın Başkan çok güzel bir açılış yaptı. Sevgiye, barışa, kardeşliğe ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Ben de sözlerimi Orhan Veli'nin güzel bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Anlatsam sesimi duyabilir misiniz mısralarında? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce diyorum ve yüce eğitinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Havuççı. Başlatıyorum. Sayın Gürer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle oruç tutan canların hak erenler Hızır orucunu kabul etsin. Bugünün özelinde hiç kimsenin sevgisiz kalmamasını ve sevginin yaşamımızı sarmalamasını temenni ediyorum. Hafta sonu Niğde ilimizde ilçe kasaba köyleri bir kez daha ziyaret ettim. Kasaba köylerimizin farklı sorunları var. Ancak Çiftlik, Bozköy, Azatlı, Kula şehirlerde üreticiler patatesi depoda bırakmışlar ve tüccar gelmediği için maliyetini dahi almadığından şu anda ürünleri depoda. 1-2 ay içinde çillenme meydana gelebileceği için hükümete seslerini duyurmak istiyorlar. Eğer teşvik ve destek vermezlerse patatesin bu yılda geçen yıl olduğu gibi çürüyeceğini belirtiyorlar. Bu konuda hükümetin bir an önce harekete geçmesini istiyorlar. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Kaplan Hürriyet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 2010 referandumunda milli iradeyi fesada uğratarak darbelerin temelini atan iktidar sahipleri şimdi kalkmış hayır diyenleri terörist ve darbeci ilan ediyor. 15 yıllık iktidarınızda PKK ile birlikte evet demiştiniz. FETÖ ile birlikte evet demiştiniz. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Atatürkçü subaylara kumpas kuran iktidar FETÖ ortaklığı hala hafızalarımızda iken şimdi bu kumpas mağdurları hayır dediğinde FETÖ'cü olacaklar, öyle mi? İşte tam da bu yüzden vatandaşı PKK ve FETÖ ile bir tuttuğunuz için hayır diyoruz. Terör örgütleriyle dün kucak kucağa oturduğunuz için hayır diyoruz. Kandırıldığınız ve sürekli kazık yediğiniz için hayır diyoruz. Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilenlere hayır diyoruz. Sayın Yalım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Buradan bütün vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum. Uşak, Eşme ilçesi ve köylerinde çokça tütün üretimi yapılmaktadır. Çiftçilerin, üreticilerin tütünlerin eksperler tarafından tespit edildi ve alındı. Ancak 2 ay geçmesine rağmen hala tütünler çiftçilerden toparlanmadı. Köylülere bir TL bile avans verilmedi. Ayrıca sözleşmede yazılan baş fiyatın da kat kat altında bir alım yapılmaktadır. Fiyatları bu şekilde belirlemişlerdir ve de çiftçi oldukça mağdurdur. Bu arada çok değerli muhtarlarımızın geçen hafta yaptığım konuşmadaki gibi tekrarlıyorum. Sosyal sigortaların devlet tarafından yatırılmasını, maaşların 1750 TL yapılmasını ve de muhtarlarımızı Beştepe'ye toplamayla muhtarların problemlerinin çözülmediğini altını tekrar çiziyorum. Teşekkür ederim. Sayın Arık. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhurbaşkanının çocukları, Başbakanın çocukları gemicik üzerine gemicik alırken, bakanların çocukları trilyonlara birkaç kuruş derken, bu vatanın çocukları da Suriye topraklarında şehit oluyor. Şimdi de bu beyler anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki çocuklarını askerlikten muaf edip milletvekili yapmanın hayalini kuruyor. Bir yandan da bu fotoğrafta görüldüğü gibi şehidin babasını saygın dirsekleriyle itip şehit cenazesinde poz verme yarışına giriyorlar.
Bugün de Kayseri'de Mehmet Akkoyun adındaki vatandaşımız 3 Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Yurdakul ağır yaralandı. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Sorumluların hamaset butuklarını bırakıp Türkiye'yi düşürdükleri bu durumdan hesabını vermeye davet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Zeyrek. Ülkemizde üretimi yapılan her türlü ürün milli değerdir. Milli üründür. Çiftçilerimizin ülkemizin her tarafında ürettiği ürünler arasında tütün de Samsun'da tütün üretiminin en yüksek kalitesi ve en yüksek seviyede yapıldığı illerimizden birisidir. Bafra Sigara Fabrikası, Bafra Samsun Sigara Fabrikası'nda üretilen ve Türkiye'de de marka ve dünyada da sayılı markalar arasında giren isim adı adlandırılan sigara fabrikalarının şu anda tamamen durduruldu. AKP'nin uluslararası tekelci sermayenin baskısıyla ülkemizin tütün üretimini engellediği 2017 yılında Tarım Bakanlığı tütün üretimini milli ürünler arasından kaldırarak alan tarım desteğini tamamen kesmiştir. AKP tütün üreticisine tarım düşmanlığı ve uygulamalarına bir daha teçhir etmiştir. Tütün ve tarım ürünlerinin desteklenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak her türlü desteğimiz üretim. Teşekkür ederim Sayın Zeybek. Sayın Burcu Köksal. Sayın Başkan, anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesi evetçi ve hayırcılar arasında toplumsal kutuplaşma yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu süreçte evet diyeceğini açıklayanlar hayatlarına devam ederken hayır vereceğini söyleyenler terörist, vatan haini ilan edilip işlerinden atılabilmektedir. Bunun son örneği bir medya kuruluşunda görevini başarıyla sürdüren Afyon Karahisarlı hemşehrimiz, gururumuz İrfan Değirmenci'dir. Hayır oyu vereceğini söylediği için işinden kovulan Değirmenci yalnız değildir. Afyon Karahisarlı tüm yurtseverler ve milyonlar Afyon'un yiğit evladı İrfan Değirmenci'nin yanındadır. Sayın Selina Doğan. Danimarka merkezli ifade özgürlüğü organizasyonu Freemuse, 2016 yılında tüm dünyada sanata ve sanatçılara yönelik sansür, saldırı ve hak ihlallerine ilişkin olarak hazırladığı Art Under Threat, Tehdit Altında Sanat adlı raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, sanatçılara yönelik ciddi hak ihlallerinin yaşandığı ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. İlk sırada İran'ın yer aldığı raporda İran ve Türkiye'yi Mısır, Nijerya, Çin, Malezya, Suriye, Tanzanya ve Özbekistan izliyor. Bu rapor bile AKP iktidarında Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor ifadesi bu konuda bir itiraf niteliğinde. Türkiye'nin bu kara listeden çıkması için bir an evvel sanat ve sanatçılar üzerindeki baskı son verilmeli. Elmas, pırlanta, yat, tekne ve kotradan kaldırılan özel tüketim vergisi kültür ve sanat ürünlerinden de kaldırılmalıdır. Teşekkür ederim. Sayın Erkek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Meclis çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Alevi kardeşlerimiz Hızır orucu tutuyorlar. Oruçları ve lokmaları kabul olsun. Yine bugün sevgililer günü. Sevgiyi tabii ki bir güne değil, yaşamımızın her anına katmalıyız diyorum. Konfüçyüs'ün çok güzel bir sözünü hatırlatmak istiyorum. İnsan iki kanatla uçar diyor Konfüçyüs. Birisi bilgi, diğeri sevgi. Yine Hacı Bektaş'tan çok güzel iki mısrayı paylaşmak istiyorum. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Evet, sevgiye, dostluğa çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle ben sevgiyi, dostluğu, barışı, kardeşliği tehdit edenlere, bizi ayrıştıranlara ve bölenlere hayır diyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Karabıyık. Aile ve çocuk sevgisi, doğa sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisi, cumhuriyete olan bağlılığımız, Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet borcumuz ve sevgimiz, bunlar çok önemli değerlerimiz. Bütün vatandaşlarımızın sevgililer gününü kutluyor, sevdikleriyle mutlu, özgür, sıkıntı yaşamadan hukukun üstünlüğünün hüküm sürdüğü cumhuriyet ışığı altında hayırlı ömürler diliyorum. Bir başka nokta, üniversite rektörleri kesinlikle siyaset yapamazlar. Kanunen yasaktır. Siyasi görüşlerini ifade etmeleri de asla etik değildir.
Ancak sosyal medya hesaplarında siyaset yaparak görüşlerini açıklayan ve her türlü konuşmaları yapan rektörleri kınıyorum. Teşekkürler. Sayın Kuyucuoğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Maalesef daha referandum süreci başlamadan halkı ayrıştırma ve bölme siyaseti başladı. Anlaşılan o ki her seçim döneminde olduğu gibi bu referandum sürecinde de AKP'nin sistematik olarak insanımızı kutuplaştırma politikalarını sıkça göreceğiz. Bu anlayıştan yola çıkarak AKP referandum sürecindeki seçim propagandasını da belirledi. Hayır diyenler PKK'lı, FETÖ'cü yani terörist. Şimdi bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biz PKK'ya hayır derken siz evet diyordunuz. Biz FETÖ'ye hayır derken siz evet diyordunuz. Şimdi biz diktatörlüğe hayır diyoruz, siz evet diyorsunuz. Vatanı bölmek isteyen bütün güçlerin ekmeğine bu anayasa değiştiğiyle yağ sürecek olan da sizsiniz. Peki nasıl oluyor da vatanını sevdiği için hayır diyen insanlar terörist ilan ediyor? Sevgiyle kalın diyorum. Sayın Yılmaz Tekin. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. İstanbul Maltepe'de başörtülü genç bir hanımefendiye minibüste yapılan aşağılık saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı kendisini çağdaş zanneden, bu ülkenin sahibi gibi gören bir zavallının acınası ruh halini ortaya koymuştur. Bu saldırı halen insanların başörtüsüne, inancına ve değerlerine kuduz bir köpek gibi saldırma cüreti bulan kara cahil bir zihniyetin varlığını gözler önüne sermiştir. Bu zihniyet de her nerede ve ne şartta olursa olsun, mücadele edeceğimizin nereden geldiği ve nereden türedikleri belli olmayan azgın bir azınlığın bu ülkede asla tahakküm kuramayacaklarının bilinmesini istiyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın İmran Kılıç. Sevgi bize Yüce Allah'ın en büyük bir lütfudur. Kişiler sevmedikleri şeyi unuturlar. İnsanların en kötüsü sevmeyen ve sevilmeyendir. Sevdiğini elde edemezsen elde ettiğini sevmeye çalış. Amaç sevgi uğruna ölmek değil, uğrunda ölünecek sevgi bulmaktır. Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. Sevgin yoksa dost arama. Sevmek göz göze değil, aynı yöne bakmaktır. Sevilmek sevmekten çok daha üstündür. Sevilmek için sevimli olunmalıdır. Bir şeyi sevmedikçe onu anlayıp öğrenemezsin. Ülfetin şartı külfet olmamaktır. Görevin öğretilmesinden çok sevdirilmesi gerekir. Sevilmeyen yol kalabalıkken bile ıssızdır. Birini sevmek, onu mutlu etmeyi düşünmek demektir. Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan ise, sevgide de nefrette de dengeli olunmalıdır. Sayın Balta. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye'nin birçok illeriyle birlikte Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi de 1916 yılında Rus birlikleri tarafından işgal edilmişti. 14 Şubat 1918 tarihinde Trabzon'un yiğit ve mert insanlarının birliği ve beraberliğinden doğan güç ve cesaretle ekmeğiyle meşhur olan Vakfıkebir'imiz düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu vesileyle vatan, millet, bayrak uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyor. Vakfıkebir'imizin 99. kurtuluş yıl dönümünü ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Trabzonlu hemşehrilerimize ve aziz milletimize selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Balta. Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ben de kutluyorum ve tüm Vakfıkebirlilere selamlarımı gönderiyorum. Sayın İbrahim Aydemir. Başkanım, 20 sene önce birisi Doğu Anadolu'nun bir şehrinde kış olimpiyatları yapılacağından söz etseydi inandırıcı bulunmazdı. Bu bölgeden bir ilin sportif tesisler bakımından dünyanın en önemli 20 ili arasına gireceğini söyleseydik ciddiyetten uzak bulurduk. Bugün bu alanda sportif hayallerine ak yatırımlarla ulaşmış bir Erzurum var şükür. 1 milyara yakın harcama gerçekleştirilerek Erzurum'u dünya kış sporları merkezi konumuna taşıyan ak yaklaşımdır bu. Bu bakışın sonucudur ki iki gün önce devasa bir uluslararası etkinliğin açılışını yaptık. EYOF Avrupa Gençler Kış Oyunları Festivali. Açılış muhteşemdi, misafirlerin memnuniyeti had safhadaydı. Yeni hedefimiz dünya kış oyunlarıdır Allah'ın izniyle. Erzurum'a bu vizyonu çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, hükümetimize ve katkı sunanlara, Dadaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bektaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
176. gününü dolduran Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 67. şehidimizi 24 yaşındaki Terman Furka Yayla oldu. Elbap kuşatmasında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yayla'yı dün Giresun Görele'de son yolculuğuna uğurladık. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları, Görele'yle Çanakçılı hemşehrilerime ve yakını olan milletvekili arkadaşımız Cemal Öztürk'e başsağlığı diliyorum. Vatandaş cenazede bize soruyor. Daha kaç şehit vereceğiz? Suriye'de, Elbap'ta ne işimiz var diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümete çağrıda bulunarak bu konuda yeni strateji belirlenmesini istiyorlar. Suriye'de hesapları olan ülkelerin paylaşım ve bölüşme çıkarlarına hizmet eden politikalarından vazgeçilmesi isteniyor. Bir de ilgili bakana sormak istiyorum. Ülkemizde yaşanan ve her imkanı sağladığınız Suriyeli seçmen yapma düşüncenizi biliyoruz. Onların askere almalarını da sağlayacak bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sayın Özdeş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sorum Sayın Başbakan'a, getirmeye çalıştığınız anayasa değişiklik teklifinin tek adamlığa, diktatörlüğe geçiş olmadığını iddia ediyorsunuz. Peki hayırı savunan kişilere gözaltı, tutuklama, tehdit neden yapılıyor? Daha anayasa değişikliği kabul edilmeden bunları yapıyorsanız geçtiği takdirde neler yapacağınızı kestirmek zor değil. 15 yıldır iktidardasınız da hangi yetki size yetmedi? 15 yıldır tek başınıza ülkeyi yönettiniz. Her seçimde Türkiye'yi daha iyi yöneteceğiz dediniz. Doymadınız, yetinmediniz. Halkı görmezden geldiniz. 15 yıl önce kömüre muhtaç insanlar hala kömüre muhtaç. 15 yılda ülkenin her tarafına korku iklimi saldınız. Sizden olmayanı ötekileştirdiniz, terörist ilan ettiniz. Bu siyaset anlayışınız tarihe kara bir leke olarak kaydedilecektir. Bunu da bilesiniz. Teşekkür ederim Sayın Özdeş. Şimdi söz talep eden Sayın Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim. Sayın Usta, buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Bütün sevenlerin gününü kutluyorum. Sevgiye, sevmeye en fazla ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Birbirimizi ve vatanımızı sevelim diyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sloganımız, biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Bu ülkeyi karşılıksız sevenlere selam olsun. 13 Şubat Erzincan'ın, 14 Şubat Trabzon, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinin Ermeni ve Rus işgalinden kurtuluşlarının 99. yılı. Bu kurtuluş destanını yazmak için mücadele eden milletimizin, Kazım Karabekir Paşa komutasındaki birliklerin, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ayrıca bugün 14 Şubat kendisini vatanına ve milletine adayan Azerbaycan Özgürlük Hareketi'nin öncülerinden, büyük fikir adamı ve Türk edebiyatının çok değerli şairi Bahtiyar Vahapzade'nin vefatının 8. yılı. Onun da ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Sayın Başkan, bugünlerde Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın birkaç gün önce yaptığı açıklama nedeniyle atanamayan öğretmenlerle ilgili çok ciddi mesajlar alıyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayı içerisinde 20 bin öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. Tabii ki şimdi daha önceki ifadelere ve ülkenin ihtiyaçlarına baktığımızda bu 20 binin son derece sınırlı olduğu ve vatandaşımız da memnun etmediği anlaşılmaktadır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak teşkilat kanunu görüşürken 50 bin atamanın Şubat ayında yapılması yönünde bir önergemiz olmuştu. Ancak iktidar grubu tarafından bu önergemiz kabul edilmemişti. Şimdi atama bekleyen 450 bin tane öğretmen adayımız var. Öğretmen ihtiyacı ise bizzat Sayın Bakan'ın açıklamalarına göre 98 bin. Türk Eğitim Sendikası'nın geçtiğimiz yıl yaptığı bir araştırmaya göre de 73 ilde, sadece 73 ilde 70 bin ücretli öğretmen var. Dolayısıyla 20 bin atama ihtiyacı, mevcut ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Bir de tabii ki eğitimde planlama hataları ülkemizde maalesef çok fazla. Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Usta, tamamlayınız lütfen. Çok ciddi planlama hataları da oluyor. Geçen günlerde bazı branşlarda hiç atama yapılmayacağı ifade edildi. Şimdi tabii ki 14 yıllık bir iktidar var. Hadi bundan önceki iktidarlar diyelim ki hata yaptı, onu söyleyebilirsiniz. Ancak 14 yıllık iktidar niye bu planlamayı yapmadı? Bu kadar öğrenci var, bu kadar mezun var. Şimdi biz duruyoruz, diyoruz ki örneğin sosyoloji alanında hiçbir atama yapmayacağız diyoruz. Peki bu öğrenciler ne olacak, ne yapacaklar? Bu ciddi bir vahim bir planlama hatasıdır. Bundan sonra düzgün bir planlama yapılması lazım. İnsan en kıymetli varlığımız, insan kaynağımızı uygun alanda
alanlarda uygun şekilde eğiterek, uygun şekilde kullanmamız ve kalkınma için bir unsur haline getirmemiz lazım. Şimdi öğretmen atamalarında, öğretmen alımlarında bu mülakat sistemini sürekli eleştiriyoruz. Bununla ilgili ciddi şikayetler var. Burada artık liyakate dayalı ve KPSS'yi önceleyen bir alım modelinin mutlaka uygulanması lazım. Mülakatlarda ki... Teşekkür ederim Sayın Usta. Sayın Kerestecioğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Yalnızca dün, sadece dün partimiz üyesi, yöneticisi ve çalışanı 318 kişi gözaltına alındı. Bugün de bu siyasi operasyonlar devam etti ve Ankara, Van, Ağrı, Muş gibi illerden pek çok üye ve çalışanımız gözaltına alındı. Biz bu gözaltıların referandum çalışmalarımıza karşı yürütülen açık bir seçim kampanyası olduğunu düşünüyoruz. Yani hayıra karşı hayır kampanyası yürütülüyor gerçekten. Ve bu kampanya çerçevesinde halen bildiğiniz gibi eş başkanlarımız tutuklu ve 10 vekilimiz onlarla birlikte tutuklu. Şimdi böyle meşru olmayan bir referandum süreci yaşanamaz. Yani bu gerçekten meşruiyetinin ciddi sorgulanması gereken bir süreçtir. Bütün tutuklu arkadaşlarımızın derhal hakka, hukuka uyularak serbest bırakılmasını öncelikle talep ediyoruz. Dün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 50. kuruluş yıl dönümüydü. Türkiye'de işçi sınıfının yürüttüğü mücadeleyi de saygıyla selamlıyor ve bundan sonrasında da herkesin insanca bir işe ve ücrete sahip olacağı bir ülke için önümüzdeki günlerin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Evet, bugün 14 Şubat. Bizler de bugünü kutlamayı isterdik. Ancak 14 Şubat için özellikle feminist kadınların bir sloganı var. Eşitlik yoksa aşk da yok. Biz hediye değil eşitlik istiyoruz. Bugün de eşitsiz aşka da hayata da hayır diyerek bir çağrı yaptılar ve kadınları 19.30'da İstanbul'daki Beşiktaş Meydanı'nda bir... Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Kerestecioğlu, buyurunuz. Teşekkürler. Eskiden bir erkek bir kadını öldürdüğünde aşk cinayeti diye başlık atardı gazeteler. Kadınlar yıllarca mücadeleyle cinayetin ve şiddetin aşkla hiçbir ilgisi olmadığını anlattılar ve anlatmaya devam edecekler. Gerçekten ya benimsin ya kara toprağın denilen bu topraklarda sevgililer günü ancak eşitlik, özgürlük halinde, kadınların özgür olması halinde kutlanabilecek olan bir şeydir. Ben de bugün tüm kadınları biraz değişik bir 14 Şubat geçirmeye ve diğer kadınlarla dayanışmaya, sokaklara çağırıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Kerestecioğlu. Sayın Gök. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Meclisi açarken yapmış olduğunuz güzel ve anlamlı konuşma, umarım ülkemizi yönetenlere sorumluluklarını hatırlatır. Giderek kutuplaştığımız ve nefret tohumlarının bizzat iktidar ve yöneticiler tarafından atıldığı Türkiye'mizde toplumsal barışa her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Toplumsal barışın sağlanmasının en büyük faktörlerinin bir tanesi de herkesin birbirini sevmesinden, farklılara saygı göstermesinden geçiyor. Bu anlamda kimsenin yaşam biçimiyle, kılık kıyafetiyle ilgili en ufak bir olumsuzluğa uğramaması, Türkiye'de hoşgörü ikliminin yerleşmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlıca arzularından bir tanesidir. Hiçbir kimseye kılık kıyafetten dolayı ya da yaşam biçimden dolayı yönelmiş bir saldırıyı kabullenemeyiz. Bu saldırıları şiddetle reddediyoruz. Sevgi dilinin yerleşmesi açısından da yöneticilerin bu yaşanılan olumsuzluklarda payı olduğu düşüncesiyle herkesin diline dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de Türkiye'de sevgi ortamının yeşermesi açısından her türlü sevgiye saygı göstererek Sevgililer Günü'nü yürekten kutluyoruz. 13 Şubat 1967'de kurulan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahim Güzelce, Mehmet Alp Dündar ve Kemal Nebioğlu tarafından kurulmuştu. Bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü
örgütü olan DİSK'in kuruluşunun 50. yılında kendilerini tebrik ediyor ve çalışmalarına başarılar diliyoruz. Sayın Başkan, bugün 14 Şubat 2017. Bundan yıllar önce 14 Şubat 1909'da önemli bir hadise oldu. Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı ve Kamil Paşa kabinesi düşürüldü. Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Gök, buyurunuz. 14 Şubat 1909'da Türkiye'de yapılan ilk güven oylamasında Kamil Paşa kabinesinin düşürüldüğü tarihten bu yana geçen zaman dilimi içerisinde Cumhuriyet'ten önceki bir dönemde gerçekleşen bu hadiseden sonra Cumhuriyet'in çok daha meclisiyle kendisini koruyan tedbir alması gerekirken bugün bir gen soru müessesesinin kaldırıldığı bir anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü ve halka gidildiği bu günlerde Kamil Paşa hükümetinin 1909'da düşürülmesinin bugünkü yöneticilerimize bir kapak olmasını dilerim. Yıllar önce nasıl bir idare öngörülmüşken bunlardan çark edilerek bizleri antidemokratik hükümlere götürecek bir anayasa değişikliğini kimsenin savunmaması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok haklı gerekçeleri vardır. Bin kere hayır diyoruz ve hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederim Sayın Gök. Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yeni başladığımız yasama haftasının hepimize hayırlı olmasını, başta olmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün sabah saatlerinde Hatay'dan acı bir haber aldık. Bir şehidimiz var biliyorsunuz. Dün Fırat Kalkanı'nda yine şehitlerimiz vardı. Yine bu sabah İzmir'de, Bergama'da dur ihtarına uymayıp trafik kazası gibi olan bir şehidimiz var. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dün biliyorsunuz İstanbul'da talihsiz bir haberi hep beraber takip ettik. Fatma Dilara Aslıhan adlı genç bir kızımız minibüse seyahat ederken nefret söylemleri eşliğinde bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin tutuklandığını az önce öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye'de herkes yaşam tarzı, fikir özgürlüğü konusunda özgürdür. Bu değişmez ilkemizdir. Dileyen dediği gibi giyinmelidir, dileyen dediği gibi ifade etmelidir sözlerini, yaklaşımlarını. Bu konularda hiçbir ayrım yapmadan kişilerin insan haklarına sahip çıkmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Bu vesileyle bir kez daha Fatma Dilara Aslan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yargı sürecinin hep beraber takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, yine açılışta sizlerin ifade ettiği iyi niyet dileklerine can gönülden katılıyorum. Biliyorsunuz Valentina isimli bir Katolik din adamının adına ilan edilen Sevgililer Günü zamanla adeta tüm toplumun kabul ettiği bir Sevgililer Günü adıyla özel güne dönüşmüş bulunmakta. 1800'lü yılların başından itibaren gençler arasında özel olarak kutlanmaya başlandı. Biz sevdiklerin varlığına her gün şükreden bir kültürden geliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Sevgililer Günü kutluyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son olarak Çanakkale, Ayvacık'ta meydana gelen depremle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Mikrofonunuzu açıyorum. Buyurunuz Sayın Turan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çanakkale, Ayvacık'taki depremle ilgili bir ufak bilgi vermek istiyorum. Depremde biliyorsunuz 21 yerleşim yerinde yaşayan 2000'den fazla vatandaşımız etkilendi. AFAD, Kızılay, çevre belediyelerin hepsi ilk günden itibaren deprem bölgesine yer aldılar, görev yaptılar. Bugüne kadar tüm çadırlarından çıkarak 485 konteynerde yaşama iddiasını ortaya koyduk ve konteynerlerimiz geldiler. Onun ötesinde eksik kalan tüm konteynerlerin de planlandığını ve tekrar deprem bölgesine geleceğini ifade etmek isterim. Elektrik, su, altyapı, televizyon, ısıtma, soba tüm talepler karşılanmış durumda. Bundan böyle kalıcı çözümler üretme zamanıdır. Yıkılan evlerin yapılması zamanıdır. Bununla ilgili tüm kurumlarımıza görüşüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde somut adımlar atacağız. Ben süreçle ilgili bilgi vermek istedim. Tekrar tüm hemşehrilerimle geçmiş olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Turan. Sayın milletvekilleri, bundan kısa bir süre önce İstanbul'da bir metrobüste şort giydiği için bir genç kızımıza bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında bu saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında gerek güvenlik güçleri gerekse yargı organları gerekli işlemleri yaptılar.
Bu son derece güzel bir şey. Bu işlemin yapılmış olması. Dün gece İstanbul Maltepe'de bir minibüs yolculuğu sırasında başörtüsü takmış olduğu gerekçesiyle böyle kamuoyuna böyle yansıdı. Bir genç kızımıza yine minibüste bulunan bir kişi tarafından bir fiziki bir saldırıda bulunulduğu basında, medyada yer aldı. Kıyafeti ne olursa olsun, yaşam tarzı, yaşam tercihi ne olursa olsun herkesin özgürlük alanı vardır. Bütün özgürlükler devletin, anayasanın güvencesi altındadır. Kişilerin yaşam tarzlarına ne kişiler karışabilir ne de devlet karışabilir. Ben bu tür saldırıları, bu tür yaşam tarzına, yaşam tercihlerine yönelik saldırıları kınıyorum. Sevgililer günü gibi sevginin bütün toplumda paylaşılması, bir dayanışma unsuru olarak anlaşılması gereken bir günde böyle bir saldırıyı hep birlikte bütün toplum tarafından kınayalım diye düşünüyorum. Buyurun Sayın Kerestecioğlu, mikrofonunuzu açıyorum. Teşekkür ederim. Aynı konuda ben de çok kısa bir söz almak istemiştim. Kadınların kılık kıyafetlerine, bedenlerine, kimliklerine, emeklerine müdahale maalesef gerçekten uzun yıllardır kadınların karşı karşıya kaldığı ve mücadele ettiği şeyler. Bunu kimse benim kadınım, senin kadının demeden, ki kadınlar bunu yapmazlar genelde, gerçekten kadın dayanışması bu toprakların en önemli temellerinden bir tanesidir. Biz bunu mecliste de yaşatmaya çalışan bir partiyiz. Aynı şekilde ben de tüm kadınlar için, özellikle dün Maltepe'de yapılan saldırıyı da şiddetle kınadığımızı ve kadınların kendi kıyafetleri, kendi kimlikleri, bedenleri konusunda karar hakkının kendilerinde olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Kerestecioğlu. Gündeme geçiyoruz. Asık grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Danışma Kurulu'nun 14.2.2017 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: 14 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu tarafından verilen 3871 sıra numaralı Türkiye'deki acil çözüm bulunması gereken yakıcı bir konu hale gelmiş çocuk istismarını önlemek ve çocuk haklarını korumak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin genel kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 14.2.2017 Salı günlü birleşiminde sonuçlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisinde söz talep eden sayın milletvekillerine söz vereceğim. İlk konuşmacı önerinin lehinde olmak üzere Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Milletvekili. Buyurunuz Sayın Kerestecioğlu. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2016 Mart ayında Karaman'da yaşanan çocuk istismarının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen çocuk istismarına karşı Türkiye'de yerleşik bir sistem oluşturulamadı. İstismara uğrayan çocukların ve istismarı tespit eden yetişkinlerin, öğretmenlerin, velilerin şikayette bulunabilecekleri bir mekanizma da kurulamadı. Karaman'da yaşanan çocuk istismarının ardından kurulmuş olan, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi komisyonu, daimi bir çocuk hakları kurulması kararını vermiş olmasına rağmen bugüne kadar ne bu komisyonun gerçekleştirdiği, hazırlanmış olan rapor meclise getirildi, ne de mecliste daimi bir çocuk hakları komisyonu kuruldu.
Son olarak da Ankara Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'ne 2014 yılında atanan okul müdürü SK'nın öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiası, 100 civarında öğrencinin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvurmasıyla gazeteci Serbay Mansuroğlu tarafından haberleştirildi. Aynı okulda görev yapan diğer öğretmenlerin okul ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden çekindikleri için herhangi bir şey yapamadıklarını ifade ettikleri, çocukların ise aynı şekilde hangi öğretmene söylesek, öğretmenlere de söylemeye çekiniyoruz, o nedenle BİMER'e başvurma yolunu seçtik dedikleri, bu olayda da gerçekten ne önlemler alınacak, ne gibi soruşturmalar yürütülecek ve hangi şeffaflıkta yürütülecek, bundan ciddi endişe duymaktayız. Çünkü bugün aldığımız yine bir habere göre aynı zamanda bu konuda bir komplo kurulduğu iddiasıyla müdürü şikayet eden öğretmen ve öğrencilerin de gözaltına alındığı bilgisi geldi. Ancak bunun daha önce birçok olayda olduğu gibi bu olayı da karartma teşebbüsü olmamasını ve soruşturmanın çok açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini, çocukların menfaati açısından, hani o çocuklarımız geleceğimizdir klişesini ağzımızdan düşürmediğimiz her dönemde maalesef onun gerçekliğini yaşatabilmek için bu şeffaflığa, gizliliğin olmamasına ve açıklığa, netliğe ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Evet, özellikle son bir yılda kamuoyunda çocuk istismarına karşı önemli bir duyarlılık oluştu. Ne var ki, başta da söylediğimiz gibi bu duyarlılığa karşın hükümet bütünlüklü bir politika geliştiremedi. Çocuk Hakları Daimi Komisyonu kurulmadı. Diğer yandan ise NİZİP'ten Antalya'ya, Trabzon'a, hemen her ilimizde özellikle bu son bir yılda pek çok ağır istismar olayı basına yansıdı. Bu durum Türkiye'de çocuk istismarına karşı bütünlüklü bir politika geliştirene kadar ve bunu önlemek amacıyla çalışacak bir araştırma komisyonunun da kurulmasının aciliyetini ortaya koyuyor. Bakın, Haymana'da bazı veliler şöyle söylüyorlar. Okul müdürünün bir süredir okul pansiyonunda kendisi için hazırlattığı bir odada kaldığını, bu nedenle cinsel istismar iddialarının özenle araştırılması gerektiğini ifade ediyorlar. İsmini vermek istemeyen bir veli, burası küçük bir yer, her şey kısa zamanda duyulur ve yayılır. Yeni yeni duyup öğreniyoruz ki hemşerimiz diye okula müdür tayin ettirdikleri adam daha önce cinsel tacizden ceza almış. Söyleyin Allah aşkına, cinsel tacizden ceza almış birinin bırakın okul müdürlüğünü, öğretmenlik yapması doğru mudur diye soruyorlar. Ankara Valiliği ise istismarın basına yansımasının ardından ancak bir açıklama yaparak adli soruşturmanın da başlatıldığını duyurdu. Ama dediğimiz gibi bu soruşturma üstelik de bazı dindarlık iddialarıyla, yani biz oraya mescit yaptırdık, aslında okul müdürü şöyle dindar biriydi, böyle dinine bağlı biriydi, ama bu şikayet edenler aslında onu karalamak için bunu yaptılar, daha önce bunlar Cumhurbaşkanı'na da hakaret etmiş kişilerdi gibi soruşturmayı çarpıtacak, olayın aydınlatılmasını lekeleyebilecek, engelleyebilecek iddialar ileri sürülüyor. Bu tehlikeli oyunlara girilmemesini ve çocukların en başta düşünülmesi gereken varlıklarımız olduğunu ifade etmek isteriz. Bizler Çocuk İstismarı Önleme Komisyonu'nda yazdığımız muhalefet şerhinde şunları belirtmiştik özetle.
Özellikle çocuk yaşta evliliklerin kesinlikle yasaklanması, kimyasal kastrasyon gibi çocuğun cinsel istismara uğramasına çözüm olmayacak popülist uygulamalardan vazgeçilmesi, çocuk cezaevlerinin kapatılması, çocukların haklarını güçlendirmek yerine her protestolarında terörle ilişkilendirmeleri anlayışının terk edilmesi, başta çocukların ve bütün sivillerin yaşam hakkı olmak üzere herkesin barışçıl, demokratik ve özgür bir ortamda yaşayabilme hakkı için savaş politikalarından vazgeçilmesi, çocuk işçiliğine son verilmesi, cinsel yönelim ve cinsel kimlikleri nedeniyle istismara uğrayan çocukların artık görmezden gelinmemesi, bütün çocukların eksiksiz olarak eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimiyle istismarın önlenebilmesi için onlarla ilişki kuracak her bir kurum, personel ve kişinin eğitimden geçirilmesi ve kurumların bu alanda çalışan bağımsız kişi ve kurumlarca denetlenmesi ve en temel görev olarak çocukların güçlendirilmesi için gereken her türlü önlemin alınması. Evet, pek çok öneride bulunduk bu şekilde ve bunların hayata geçmesini bekliyoruz. Türkiye'yi tekçi bir tek adam rejimine götürmeye inanılmaz bir hızla gayret eden bu meclisin, saatlerce sabahlara kadar bizleri çalıştıran bu meclisin, aynı zamanda bu kadar çalışmadan sonra haftalarca o teklifin imzalanması için de beklediğimiz bu hükümet edişin ve iktidar etme yönteminin aslında başka bir gerçekliği görmesi gerekiyor. Türkiye'de çocuk istismarının önlenmesinden daha önemli bir gündemimiz yoktur. Evet, yoktur. Bu size ciddi gelmeyebilir ama bizim için çok ciddidir. Bir tek adam rejiminden çok daha ciddidir. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Öyle 18 yaşa oy hakkı veriyoruz ya da işte oy hakkı var zaten, seçilme hakkını veriyoruz gibi bir takım parlatılmış şeylerle örtemeyeceğiniz bu tek adam rejiminde çocuklar sadece 18 yaşına gelince seçilme veya işte iktidar edebilme hakkını, ki onun verileceği çok şüphelidir zaten. Çünkü aynı zamanda otoriter ve daha yaşça üstünlüğün söz konusu olduğu bir yönetim tarzı egemendir bu ülkede. O nedenle siz ciddiye almayabilirsiniz ama bizler çok ciddiye alıyoruz ve çocuklar gerçekten bizlerin geleceğidir. Size daha önce komisyon zamanında da söz etmiş olduğum bir Halil Cibran'ın şiirinden, dizelerden konuşmamı bitirmek istiyorum. Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizin değildirler. Onlar kendilerini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdırlar. Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değildirler. Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını asla. Çünkü onların ruhları geleceğin sarayında oturur ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Kereştecioğlu. Deniz Depboylu, Aydın Milletvekili. Buyurunuz Sayın Depboylu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ne yazık ki yeniden yaşanan ve bizi kaygıya, üzüntüye sürükleyen çok sayıda çocuğa yönelik gerçekleşmiş cinsel istismar olayı ile gündeme gelmiş olan önerge üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce aziz Türk milletine ve Gazi Meclis'e saygıyla selamlıyorum. Bugün maalesef sadece aldığımız üzücü haberler bunlar değil. İki de şehidimiz var. Nusaybin sınırında ve Avanos dağlarında vatanımızı savunurken şehit
düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de başsağlığı ve sabır diliyorum. Sayın milletvekilleri, bir lise müdürünün erkek öğrencilere yönelik taciz ve istismarı ile ne yazık ki 100'e yakın öğrenci BİMER'e başvurmuş ve kötü bir istismar olayı daha ortaya çıkmıştır. Bize ulaşan haber kaynağına göre ifadeleri var. Diyorlar ki, son çare olarak BİMER'e ulaştığımız öğretmenlerden bazıları bu konuda uzun zamandır duyumları olduğunu, ancak ellerinde somut bir delil olmadığı, okul ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden çekindikleri için herhangi bir şey yapmadıklarını belirtmişler. Öte yandan adlarının açıklanmasını istemeyen bazı öğrenciler ise hangi öğretmenden yardım isteyebileceğimizi, hangi öğretmene güvenebileceğimizi bilemedik, son çare olarak aklımıza BİMER geldi diyorlar. Bugüne kadar değerli milletvekilleri, ortaya çıkan istismar olaylarının açığa çıkmasında okulda rehber öğretmen olarak görev yapan veya dışarıda kamuda çalışan psikolog ve psikolojik danışmanların büyük katkısı olmuştur. Bu da ortaya çıkarıyor ki gerçekten bu branşlara ne kadar ihtiyacımız oldu. Umarım o okulda bir psikolojik danışman varmıştır. Yoksa da bundan sonra önemi ne kadar ortaya çıkıyor görmek lazım. Tüm okullarda yeterli sayıda olmasını diliyoruz. Yine hakkında istismar iddiaları olan bir müdürü çocukları korumak için görevden uzaklaştırmak yerine yerini değiştirip yeni kurbanları hedef almasına göz yumulması çok acıdır. Ki bu müdürün daha önceden böyle bir suçtan görevden alındığını, daha doğrusu farklı bir yer alındığını öğreniyoruz. Biz bu olayın kızgınlık ve kederini taşırken bir haber daha ulaşıyor elimize. Köyden öğrencileri minibüsle taşıyan bir şoför 9 kız öğrenciye tacizde bulunarak ceza alıyor. Bunlar ne yazık ki buzdağının görünen yüzü. Biliyoruz ki yaşanan taciz ve istismarların büyük bir kısmı ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor. Çoğunlukla da çocuklar utandıkları veya korktukları için dile getirmiyorlar. Çocuklarımıza yönelik tehditleri tespit etmemiz çok önemli. Evlerde, okullarda, çocukların yaşadığı veya çocuklarla ilişkili kurum ve kuruluşlarda, çocuklara yönelik gerçekleştirilen ihmal ve istismarın boyutlarını bilmediğimiz sürece alacağımız önlem ve yapacağımız müdahaleleri etkili olarak planlama şansımız yoktur. Aynı zamanda ilerleyen süreçte ne kadar yol kat ettiğimizi de bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple de ciddi bir araştırma içerisinde olmamız, çocukların sesini duymamız gerekiyor. Hem kentsel hem de kırsal bölgelerde çocuklara yönelik istismar araştırmalarını yapmak zorundayız. Araştırmalarda toplanacak verileri belirlemek ve doğru bilgi temelli oluşturmak için çocuklara yönelik istismarlarla ilgili araştırma gündemleri oluşturmak zorundayız. Yine bu yapılan araştırmaları da raporlandırmalı, gerekli önlemleri almalıyız. Biz çocuklarımızın anlatamadıklarını öğrenelim, yardım ulaştıralım. Daha da önemlisi baştan engelleyelim diye dil döküp çırpınırken yardım isteyen çocuklarımızın duymazdan gelindiğini, olayların üstünün kapatıldığını, istismarcının korunduğunu görmek devleti yönetenlere karşı maalesef itimadımızı söküp alıyor. Bu ne devlet yönetme erdemine ne de vicdana sığar. İşi ehline vermek zorundasınız ama maalesef işi ehline vermiyorsunuz. Görevlendirmelerde aranılan liyakat değil, maalesef yandaşlık. Sendikasını değiştirmediği için görevden aldığınız idareci arkadaşlarımız yerine aldıklarınız, ne yazık ki atadıklarınız ortada. Bir kısmı FETÖ'cü çıktı, bazıları istismarcı ve daha da kötüsü bunlara gözünü kapatıp kulağını kapatıp bunları duymazdan görmezden gelen idareciler söz konusu. Büyük bir olasılıkla buraya şimdi AKP'den bir hatip arkadaşımız çıkacak ve daha önceden kurulmuş olan istismar komisyonu, çocuklara yönelik istismar komisyonu çalışmalarından ve raporundan bahsedecek. Ben de daha yeni sayılacak olan bu dönemde kurulmuş ve çalışmalarını tamamlamış olan başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarı araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyesiydim. Komisyonun yeterli çalışma yapmadığı kanaatindeyim. Haftada sadece bir kez toplanıldı, bölgesel araştırmalarda bulunulmadı, Karaman dışında yaşanmış, hatta komisyon çalışmaları sırasında gerçekleşen olayların
olduğu yerlere bile giderip araştırma yapılmadı. Toplantılarımıza hiç olmazsa birer kez Milli Eğitim Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Adalet Bakanı ve Vakıf ve Derneklerden sorumlu Başbakan Yardımcısının katılması talebinde bulunmuştuk. Amacımız bakanlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, onlara kaygılarımızı, düşüncelerimizi, kendi ürettiğimiz fikirleri, çareleri iletmek ve karşılığında da onlardan gelecek bilgileri almaktı. Ama maalesef hiçbiri toplantıya katılmadı. Değerli milletvekilleri, çocukluk döneminde yaşanan şiddetin çocuğun o dönemde yaşayacağı travma sonucunda ruhsal ve fiziksel sağlığında sorunları ortaya çıkardığı, olayın da yaşandığı dönemle sınırlı kalmadığı daha önceden de her zaman konuşmalarımda dile getirdim bilinmektedir. Bu çocuklar ileride ruhsal problemler yaşayacaklar, fiziksel problemler yaşayacaklar. Belki aralarından alkol bağımlıları, madde bağımlıları çıkacak ki bunlar zaten olası öngörülen sonuçlar. Bu sadece çocuğun hayatıyla da sınırlı kalmayacak. Bir çocuğa yöneltilmiş bir istismar sadece çocuğu etkilemez ki, ailesini de etkileyecek. Birlikte yaşadığı, birlikte okuduğu arkadaşlarını etkileyecek. Bulunduğu mahalleyi, ilçeyi, hatta ili etkileyecek. Ve bu çocuk ileride büyüyüp yetişkin olduğunda kurduğu aileye ve dolayısıyla bu sorunların uzantısı, gölgesi ilerideki neslin üzerine dahi düşecek. Böyle bir acı bir tablodur. Bütün bunları dikkate alırsak çocuklara yönelik işlenen suçlar ve çocuk ihmalleri birçok çocuğun fiziksel ve ruhsal travmasına sebep olduğu gibi bir toplumun da sağlığını bozacaktır sonucuna varacağız. Yani çocuklara yönelik istismarın engellenmesi sadece çocukların değil, koca bir toplumun korunması için çok önemli. Çocukları hala koruyamıyoruz maalesef. Bugün hala eğitim hakkı gasp edilmiş, eğitimine devam edemeyen çocuklar mevcut. Yine çocuk yaştaki kızların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçilmiş değil. Çocuk işçiliği son bulmamış, yasal boşluklardan yararlanan yetişkinler tarafından çocuklar bu konuda hala istismar edilmekte. Bu eksikliklerin giderilmesi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Koruma Komisyonu adı altında oluşturulacak sürekli bir komisyon ile mümkün olacaktır. Çocuklarımızın korunması ve layık oldukları yaşam standartlarına kavuşmalarının sağlanması amacıyla mevcut yasa ve mevzuatlarda çocukların yararına yönelik kısımları üzerinde tarama ve inceleme yapmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ve yeni yasaların oluşturulmasına destek vermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Koruma Komisyonu adı altında sürekli komisyon oluşturulması önem arz etmektedir. Çocuklar güçsüz ve savunmasızdırlar ve bu nedenle haklarını savunacak, onları koruyacak yetişkinlere, yasal yaptırımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Başta devlet olmak üzere aileler, çocuğa bakmakla yükümlü olanlar, kurumlar bu haklara saygı gösterme, ihlal ve ihmal etmeme, mevcut hakları daha da ileriye götürüp güçlendirme sorumluluğuna sahiptirler. Günlük üretilen politikalarla, geçici süreli kurulan komisyonlarla bütün bunları başarmak mümkün değildir. Olası risk ve sorunların çözümü yahut engellenmemesi için milli bir çocuk politikamızın olması gerekiyor. Ve biz bunları, bütün bunları düşünerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı tamamlayıp 7-10-2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Koruma Komisyonu adıyla sürekli bir komisyonun kurulmasına dair kanun teklifimizi vermiştik. Bugün de yine meclis başkanlığımıza ilettiğimiz bir dilekçeyle bu kanun teklifimizin gündeme alınmasını tekrar rica ettik. Diğer gruplardaki çalışmaların da buna benzer yönde olduğu kanaatindeyim. Buna yönelik bilgilerim var. Umuyorum, bence burada bizim alacağımız karar bir araştırma komisyonundan çok daimi bir komisyonun oluşturulması olmalı ve yine çocuklarımızla ilgilenebilecek yeterli sayıda öğretmen atamasının yapılmasını rica ediyorum değerli Milli Eğitim Bakanımızdan. 50 bin atama talebindeyiz. Umarım çocuklarımız iyi yetişmiş. Teşekkür ederim Sayın Depboylu. Sayın
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle aldığımız habere göre iki şehitimiz var ve ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Çocuk istismarı konusunda verilen grup önerisinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Evet, çocuklarımız kıymetlilerimizdir. Onları doğdukları andan itibaren koruruz, gözetiriz, sevgiyle büyütürüz. Masumdurlar, onlara en ufak bir zarar gelse içimizin titrediğini, yüreğimizin yandığını bütün aileler çok iyi bilir. Çocuklarımız büyüseler de onları yine merak ederiz, yine korumaya devam ederiz. Aile ortamında büyüdükten sonra okulla, çevreyle bir arada olurlar. Ama her yerde bir takım tehlikelere maruz kalabilirler. Bu tehlikelerden çocuğu korumak öncelikle devletin birinci sorumluluğudur, görevidir. Bu zaten anayasayla düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen son yıllarda gerçekten çocukların tehlike altında kaldığı ortamları üzülerek izliyoruz. Çocukların ortamında, yaşadığı ortamlarda maruz kaldığı tehlikelerden en önemlilerinden bir tanesi çocuk istismarı, özellikle de çocukların cinsel istismarı, değerli vekiller. Gün geçmiyor ki her yerden farklı farklı haberler alıyoruz ve yüreğimiz kanıyor. Evet, biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak devletin denetim sorumluluğunu, gözetim sorumluluğunu her alanda ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Şimdi bir takım verilere baktığımızda olayın ciddiyetini biraz daha gözler önüne belki serebiliriz. Değerli vekiller, son 10 yılda çocuk cinsel istismar davaları maalesef %700 arttı. Çocukların cinsel istismarı ise %434 arttı ki bu çok önemli bir orandır. 2016 yılında 368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı yaşandı bu ülkede. 2016 yılında yine 11.095 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. Bu çocukların 1.377'si erkek, 9.718'i ise kız çocuğuydu. Ne acıdır ki 2016 yılı çocuklar için istismar yılı oldu adeta. Bu çocukların %3'ü engelli olmak üzere 368 kız çocuğu cinsel istismara uğradı bu dönemde. İstismar vakalarının %59'u okullarda yaşandı. Çocuklar sokakta, zorla götürüldükleri yerlerde, araçlarda, kurslarda, otobüs ve parklarda, yurtlarda, illegal oluşumlarda istismara uğradılar. Duyulan, duyulmayan birçok vaka yaşanmışken, bu olayları yaşayan ama bazen anlatamayan, konuşamayan, çığlıklarını duyamadığımız çok çocuk ve aile olduğunu bizler de biliyoruz. En bariz olarak değerli vekiller, ülkemizin gündemine düşen Karaman'daki olayı hepimiz üzüntüyle, acıyla hatırlıyoruz. İşte bu olaylardan sonra yine bu tür olaylar devam etti, istismarlar devam etti ve bu vakalar için biz gerçekten her gün çok olumsuz haberler aldık ve Karaman olayı sırasında da bir komisyonun kurulmasını ısrarla ifade ettik ve zorla, maalesef zorla o komisyonu kurdurabildik. Bu komisyonun üyesi değildim ben ama komisyona katıldım zaman zaman ve sonra raporları da çok iyi inceledim, takip ettim bu süreci. Ancak değerli vekiller, maalesef bu komisyonda hiçbir yol alınmadı. Bu komisyonun verimli olarak çalıştığını ve belli bir sonuca ulaştığını da söylemek asla mümkün değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ortamda devletin çocukların güvenliğini korumasını sağlaması konusunda daha hassas olması gerektiğini, illegal kurumların olmaması gerektiğini her yerde savunduk. Maalesef kurulan istismar komisyonunda illegal yerlerin envanteri dahi çıkartılmadı. Bu kadar üzerinde önemli durduğumuz halde bu bile çıkartılmadı. Evet, illegal olmayan, yasal olan yerlerin de biz mutlaka denetlenmesi gerektiğini, yakından
izlenmesi gerektiğini de her ortamda vurguladık değerli vekiller. Şimdi yine dün basından gerçekten önemli bir haberle sarsıldık. Umarız gerçek değildir. Çünkü bu toplum artık böyle bir olayı daha gerçekten kaldıramayacak durumdadır. Çok yaralayıcı bir hadisedir. Bu toplumda çocuklarla ilgili, çocuk istismarıyla ilgili en ufak bir şüphe olduğunda ayrıntılı olarak suçlanan kişilerin sadece yaşanan günümüzdeki olayları değil, bundan önceki süreçleri, geldikleri iller, geldikleri ilçeler, görevleri çok titizlikle incelenmelidir. Biz hiçbir suç ispatlanmadan kişileri suçlamak istemiyoruz. Ancak bu olayın ayrıntılarıyla incelenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü burada tacize, tecavüze uğradığı söylenen çok sayıda çocuk var ve bir çocuğun bile böyle bir olumsuz bir harekete uğramaması konusunda bütün toplum ve bizler son derece hassasız. Umarız şu anda idari bir soruşturma başlamış durumda ve umarız gerçek çıkmaz. Ama eğer gerçek çıkarsa bundan gerçekten çok büyük üzüntü duyarız ve takipçisi olacağız bu incelemelerin sonuna kadar. Hiçbir şey örtbas edilmeden ayrıntılarıyla geçmişe dönük olarak da bütün ihbarlar değerlendirilerek, velilerle, öğrencilerle ve geçmişle sorgulanarak incelenmesi konusunda hassas olunması gerektiğini, bu toplumun en önemli hassas noktalarından birisi olduğunu tekrar burada ifade etmek istiyorum. Değerli vekiller, bir başka nokta, çocuklarımız küçük ve masum. Her yaşta onları tehlikeler beklediğini az önce de ifade etmiştim. Aile içerisinde ve okullarda çocukların bu dış tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda eğitim verilmesini, bilgi verilmesini biz her aşamada yine söylüyoruz. Ancak bakıyoruz, hiçbir müfredatta böyle bir şey yerleştirilmemiş. Müfredattan Atatürk'le ilgili, İsmet İnönü'yle ilgili bir takım kısımlar çıkartılıyor ama toplumun en acı yarasını ifade eden bu tür konularda hiçbir çalışma yapılmadığını da biz yakından gerçekten görüyoruz. Maalesef bunlar çok önemli ihtiyaçlar. Çocukların hem sosyal ortamlarda hem okulda hem her yerde mutlaka kendilerini koruyacakları bir takım bilgilendirme ve eğitimlerin yapılması artık zorunluluk olmuştur. Sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli noktalardan, verilmesi gereken eğitim noktalarından bir tanesidir. Bir başka nokta, devletin buradaki sorumluluğunu tabii ki her aşamada hatırlatıyoruz. Ona zaten şüphe yok. Ancak bir de okulların, eğitim kurumlarının veya yurtların, özellikle rehberlik öğretmenlerinin, rehberlik servislerinin bu konuda çok hassas olmaları ve bir takım işaretlerle, bir takım şüphelerle, çocuklarla konuşarak incelemelerini de burada bir kez daha gerekliliğini ifade etmek istiyorum. Çocukların konuşamadığı ortamlar var. Çocukların korktuğu, korkutulduğu ortamlar var. İşte bu konuda okullarda, rehberlik servislerinde ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda daha hassas olması gerektiğinin de bir kez daha altını çiziyorum. Bir başka önemli nokta olarak ifade etmek isterim ki, ben bunu birkaç ortamda yine söyledim, bu meclis kürsüsünden de defalarca söyledim sayın vekiller, bu ülkede bir ulusal çocuk politikası yok. Ulusal çocuk politikası yok. Yani eğitimiyle, barınmasıyla, korunmasıyla, adalet karşısında çocuğun gözetilmesiyle, sosyal yardımıyla, sağlık sistemiyle çocuğun maksimum yararını önceleyerek alınan kararlarla düzenlenmiş bir, bütünleşik bir ulusal çocuk politikası yok. Bölük pörçük, bazen işte sürekli değişkenlik gösteren, genellikle de ideolojik, gelecekteki nesilleri ideolojik olarak şekillendirecek bir şekilde düzenlenmeye çalışan, birbirinden bağımsız, kopuk kopuk politikalarla götürülmeye çalışılıyor. Ancak işte bu sağlıksız ortam bizi
bugün gelinen noktaya da getiriyor. Gelecekte bunun zararlarını da göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ulusal çocuk politikasını oluşturduk ve bununla ilgili bütün çalışmaları da yaptık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Karabıyık. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi aleyhinde Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili. Buyurunuz Sayın Tunç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi hakkında söz aldım. Bu vesileyle genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. HDP grup önerisi çocuk istismarını önlemek ve çocuk haklarını korumak amacıyla mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebini içeriyor. Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla mecliste geçen yasama yılında, geçen yıl bir araştırma komisyonu kurmuştuk ve çalışmalar yapmıştık. 21 Nisan'da başlayan çalışmalarımız, 2016'nın 21 Nisan'ında başlayan çalışmalarımız, 4 aylık yasal süreden sonra rapor yazımı olarak devam etti ve raporumuz da 442 sıra sayılı komisyon raporu olarak milletvekillerine dağıtıldı. Öncelikle raporumuzdaki önerilere gelmeden önce ve komisyon çalışmalarıyla ilgili detaylara değinmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Evet, bunu klişe olarak kullanmamak lazım. Ancak çocuklarımızı, geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü tehlikeye karşı korumak başta anne babaların görevi, ancak devletin de asli görevi, anayasadan ve uluslararası sözleşmeden kaynaklanan görevi. Çünkü çocuklarımız çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. Bu tehlikelerden korunmaları için başta kendilerini eğitmek gerektiği gibi anne babaları da eğitmek gerekiyor. Devlet de okullarda, ilgili kurumlarda gerekli tedbirleri almak ve çocukları korumak gerekiyor. Devlet olarak bugüne kadar atılan çok sayıda adım var. Hükümetlerin yapmış olduğu çalışmalar var. Tabii bunların birçoğunun da son 15 yıla yoğunlaştığını da inkar etmemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzalamıştık ama Çocuk Koruma Kanunu yine AK Parti iktidarlarına denk geliyor. 2005'te yürürlüğe girdi. Yine yeni Türk Ceza Kanunumuz yapılırken çocukların cinsel istismarı ile ilgili bölüm ayrı bir bölüm olarak düzenlendi. Ve bu cezalar yetmedi. 2014 yılında 6545 sayılı yasayla daha da artırıldı ve en son yaptığımız değişiklikle de çocukların cinsel istismarı ile ilgili suçların nitelikli halde 18 yıldan başlatılmasına yönelik yasal değişikliği burada hep birlikte yaptık. Avrupa ülkeleriyle birlikte kıyasladığımız zaman orada nitelikli hal 8 yıldan başlarken Türkiye'de cezaların nitelikli halin 18 yıldan başladığını görüyoruz. Mevzuatın yapılması gerekse uluslararası sözleşmeler noktasında da Türkiye başarılı. 2007 yılında çocukların cinsel istismar ve sömürüye karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi'ni imzalayan bir ülkeyiz. Yine 2010 yılında çocuk hakları ilk kez anayasamıza girdi. 2010 anayasa değişikliğiyle ve devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler almasına yönelik ifadeler anayasamızda yerini aldı. 2004'ten bu yana da mecliste çok sayıda çocuklarla ilgili araştırma komisyonları kuruldu. Tüm bunlara rağmen üzücü haberler, işte dün iddia edilen Haymana'daki mesele, daha önceki farklı illerimizdeki olaylar, hepimizi derinden üzen, sarsan bu olayların meydana gelmemesi için daha neler yapılabilir? Bu konuda geçen yıl bu mecliste oluşan irade, tüm siyasi partilerimizin ortak önerisiyle kurulan araştırma komisyonu da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Burada muhalefet partisi üyelerimizin katkıları oldu. Çünkü şunu düşündük, dedik ki çocuklarımız her türlü politik tartışmanın üstünde tutulmalıdır. Çünkü onlar önemlidir, onlar geleceğimizdir. O zaman hep beraber muhalefetin görüşlerine de önem verdik. Onların komisyonda dinlenmesini istediği uzmanları komisyona çağırdık
ve dinledik. Bu bir bilimsel cinsel istismar, özellikle başta en çok incelediğimiz konu oydu. Fiziksel istismar, çocukların ihmali, duygusal istismar, hepsi çocuk istismarı kapsamında değerlendiriliyor ama meclisin bize verdiği görev cinsel istismarı biraz daha ağırlıklı inceleyindi ve bu konuda uzmanları dinledik. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları var, bunların temsilcilerini dinledik. Yurt dışında akademisyenler var bu alanda, görüntülü olarak teknolojiyi de kullanarak komisyonumuzda bunları dinledik. UNICEF'in temsilcilerini, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temsilcilerini, Dünya Sağlık Örgütü'nün temsilcilerini ve ülkemizde üniversitelerin, baroların, çocuk hakları merkezlerinin tamamından raporlar istedik ve komisyona davet ederek bunları dinledik ve raporumuzda önerilerimiz mevcut. Çocuğun üstün yararını gözetmeye çalıştık. Raporumuza baktığımız zaman tabii ki 500 sayfaya yakın bir rapor. Çocuk istismarı konusunda şu anda çocuk istismarının önlenmesiyle alakalı olarak şu anda Türkiye'de en önemli kaynak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma komisyonunun raporudur. Geniş bir şekilde hem uygulamaya yer veren hem teoriye yer veren kamu kurumlarının bugüne kadar yaptıkları çalışmalar, hangi alanlarda eksik kalındı, tüm bunları ortaya koyan ve 88 adet de somut öneriyi, acil alınması gereken tedbirler, gerek mevzuat açısından gerekse idari yönden alınması gereken tedbirlerle ilgili 88 tane önerimiz var. Hepsi birbirinden değerli öneriler. Çocuk Koruma Koordinasyon Merkezi'nin kurulması çok önemli. Çünkü çocukla ilgilenen değişik bakanlıklar var. Bunların tek çatı altında bir tek elden denetiminin yapılması ve koordinasyonunun sağlanması gerekiyor. Ve komisyonumuzun ilk tespit ettiği çocuk, ulusal çocuk politikasının belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları koordine edecek bir yapının, bir merkezin oluşturulmasına ihtiyaç var. Evet, mecliste çocuk hakları komisyonu, daimi bir komisyon kurulması önerimiz var. Bu konuda muhalefet partilerinin kanun teklifleri var. Bizim de var iktidar partisi milletvekilleri olarak. Biz de hazırladık ve çocuk hakları ile ilgili daimi bir komisyon meclisimizde olsun ve çocuk haklarının geliştirilmesi, çocuk hakları ile ilgili sorunların meclis gündeminde yer alması ve mecliste yasama süreçlerinde çocuğun üstün yararının gözetilmesi açısından çok önemli bir komisyon olur diye düşünüyoruz ve bu komisyonun mutlaka kurulması noktasında çalışmalarımız devam edecek. Komisyonumuzun raporunda çocuk izlem merkezleri 2010 yılında Başbakanlık genelgesiyle yürürlüğe girmiş ve faaliyete geçmişti. 27 ilde şu anda çalışma yapıyor bu merkezler. Suç mağduru çocukların orada örselenmeden ifadelerinin alınması ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunların tüm illere yaygınlaştırılması ve bunun yasal mevzuata kavuşturulması ile ilgili önerilerimiz var. Sağlık Bakanlığı bu çalışmayı şu anda yönetmelik çalışmasında başlattı ve bu merkezlerin artırılması ile ilgili çalışmaları da başlattı. Komisyon önerilerimiz kağıt üstünde kalmasın. Raporumuz rafta kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Adliyelerde çocuklarımızın büyüklerin yanında ifadelerinin alınması çok sakıncalı. O nedenle çocuk görüşme odalarının yaygınlaştırılması lazım. Ve birçok adliyemizde bunlar hazırlandı. 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle adliyelerde çocuk görüşme odaları faaliyete geçecek. Komisyon raporumuzdaki bu somut önerilerin tek tek hayata geçmiş olması ve geçiyor olması elbette ki milletvekilleri olarak bizleri mutlu ediyor. Komisyonumuz yeterli çalışmayı tabii ki her olayın olduğu yere gitmek belli sakıncalar uzmanlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda. Çünkü bir iddia edilen bir yere gittiğiniz zaman bu sefer henüz daha yargılamanın sonuçlanmadığı bir yerde Meclis Araştırma Komisyonu'nun orada bir çalışma yapıyor olması o yurtta kalan öğrencileri ya da velilerini rencide edeceği yönünde bir takım endişeler dile getirildi. Ama gittik, Karaman'a gittik, ilgilileri dinledik. Çocuk cezaevinde çocuklarımızla görüştük. Çocuk izlem merkezindeki işleyişi gördük. Yani dışarıda da yapılması gereken çalışmaları yaptık. Şunu ifade etmek lazım. AK Parti iktidarları döneminde çocuk istismarı suçları arttı demek doğru değil arkadaşlar. Bakın bu neden kaynaklanıyor. Türk Ceza Kanunumuzda 2005 yılında yapılan yeni ceza kanunumuzda çocuk istismarı suçunu çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış diye tanımladık. Dolayısıyla eskiden cinsel taciz, cinsel saldırı olarak istatistiklere geçen
suç sayıları artık çocuk istismarı kapsamında değerlendirildiği için burada bir artış var gibi gözüküyor. Bir de en önemli husus şu, bu da çok önemli. Özellikle 2002-2008 yılları arasında istatistikler tutulurken en ağır suç neyse dosya bazında değerlendirme yapılıyordu. Ancak 2008'den sonra o dosyada en ağır suç hangisiyse, yani hangi suçlar varsa o ayrım yapılmadan her türlü suç istatistiğe giriyor. Dolayısıyla 2007 ile 2008... Buyurunuz, açıyorum mikrofonunuzu. 2002'de açılan dava sayısına bakıyoruz. 4592. 2008'de daha az, 4061. Yani 2002-2015'le kıyaslamamamız gerekiyor. Yoksa hatalı bir sonuca varırız. 2002-2008'le kıyaslamamız gerekiyor. Ve 2009'la da 2015'i kıyaslamamamız gerekiyor. Burada da 2009'da açılan dava sayısı 12.635 açılan dava var. 2015'te de 16.957'ye çıkıyor. Yani öyle %700 artışlar, %400 artışlar, bunlar doğru rakamlar değil. İstatistiklere baktığımız zaman Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün bu suçlarla ilgili sayfasına girdiğinizde bu artışın UYAP sistemindeki dosya bazındaki değerlendirmeden, dosyanın içerisindeki her suçun ayrı ayrı değerlendirilmesinden kaynaklandığını ve 3-4 kat artışın bundan kaynaklanmış olabileceğini hepiniz görebilirsiniz. Daha önce meclis komisyonumuz bu konuda çalıştı ve bir rapor ortaya koydu. Şimdi bize düşen bu raporun takipçisi olmak. Bu raporda belirtilen somut önerileri tek tek hayata geçirmek. Yeni bir araştırma komisyonuyla vakit kaybet. Teşekkür ederim Sayın Tunç. Sayın Usta, açıyorum mikrofonunuzu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi bu grup önerisi kapsamında yapılan konuşmalardan anladık ki biz esas itibariyle bu çocuk haklarının korunmasına ilişkin bir daimi komisyon kurulması konusunda bütün partiler hemfikir. Bu en son Karaman raporunda da bu böyle bir tedbir geçiyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız iş öncelikli olarak hemen zaten diğer partilerin, bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim verdiğimiz kanun teklifi var. Hükümet Partisi'nin, herhalde İktidar Partisi'nin bir kanun teklifi yok. Hemen bir kanun teklifi hazırlayıp, kanun tasarısı her neyse bir an evvel bunu hayata geçirelim. Bu böyle her defasında bir olay olduktan sonra meclis araştırması yapılsın, açılsın, açılmasın konusu değil. Çünkü düzenleme yapılma ihtiyacı var, ciddi mağduriyetler var, tedbirler alması lazım. Bu ancak daimi bir komisyon çerçevesinde çalışılırsa böyle her olaya özgü eyvah demenin de bir faydası yok. Dolayısıyla bir daimi komisyon ihtiyacı çok acildir ve bu konuda da iktidar partisinin de, muhalefet partisi zaten bunu destekliyor ve arzu ediyor. Teşekkür ederim Sayın Usta. Buyurunuz Sayın Keresteceoğlu. Sayın Başkan, ben de aslında bir açıklık getirmek için özellikle söz almak istedim. Önerge sahibi olarak da. Şöyle başlıyor önergemiz zaten. Daimi bir çocuk hakları komisyonu kurmak başta olmak üzere. Yani biz istemiyoruz her olayda kalkalım da bir araştırma yapalım, işte şeffaf bir şekilde araştıralım. Bunun sözünü veren sizsiniz, hepimiziz. Yani ben hiç sayılarla da ilgilenmiyoruz açıkçası. Yani şu kadar artmış, AK Parti döneminde bu kadar azalmış. Sayı değil çocuklar. Onlar hayat. Yani bir tane çocuğun kılına zarar gelmesini kendi çocuğumuz olduğunda istemiyoruz ama başka çocuklar olduğunda yani o kadar önemli olmayabiliyor. İşte onu kastederek bu önergeyi verdik. Sabahlara kadar burada 18 madde için çalıştık. Biz niye bir daimi çocuk... Teşekkür ederim Sayın Keresteceoğlu. Teşekkür ederim Sayın Keresteceoğlu. Sayın Gök, buyurun, sizin de mikrofonunuzu açıyorum. Efendim, çocuk hakları Türkiye'nin yakıcı sorunlarından bir tanesi. Türkiye'mizin dört bir yanından her gün çocuklarla ilgili
hepimizi üzen, sarsan olaylar ve değerlendirmeler geliyor. Bu değerlendirmeler ışığı altında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceklerini güvence altına almak ve önceki olayları önleyecek tedbirleri de Türkiye'de bütün kamuoyuna yerleştirmek adına bir çocuk haklarını koruyan sürekli bir incelemeye, komisyona ihtiyaç olduğunu biz düşünüyoruz. Biz çocuklarla ilgili olarak atılacak her türlü adımı yürekten desteklediğimizi ifade ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Gök. Sayın Tunç, buyurunuz mikrofonunuzu açıyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklarla ilgili daimi bir insan hakları, çocuk hakları komisyonu kurulması yönünde bizim de iktidar milletvekilleri olarak bir kanun teklifimiz var. Bunu grubumuza verdik. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor ve yapılması gerekir. Çünkü yasalar mecliste görüşülürken çocuk hakları açısından, çocuk gözüyle de çocuğun üstün yararı açısından da incelenmesi gerekir. Ve çocuk haklarının uygulanması ile alakalı konularda da meclisin bu komisyon marifetiyle bir denetim yetkisini kullanması yönünde görüş birliği var. Zaten Meclis Araştırma Komisyonumuzun öneriler kısmının birinci maddesi bu komisyonun kurulmasına yönelik bir öneridir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Tunç.